özür dilerim. Şimdi hem sevdiğin adam bilmiyor Raci'nin sana neler yaptığını. Ondan sonra Raci beni oradan götürdü, bir eve götürdü, iyilik yaptı. Cevdet'ten beni kurtardı diye 3 gün boyunca bu oyunu oynadınız. Raci ile ikiniz. Sonrasında yani bu oyunun gerçek bir oyun olamayacağını gördüğümüz için seni sıkıştırınca da sen bu kez Raci'nin sana fuhuş yaptırdığını söyledin ekranda. Ben niye? Ben Cevdet'e söylemeyecektim. Siz kendiniz de biliyor. Ben Raci de gelsin, Cevdet de yüz yüze gelsin diye. Yüzleşsinler diye istedim. Peki bunu neden ekranlarda milyonların önünde yapmak istedin? Çünkü Raci ile Cevdet bana ne yaptığını. Yani sen eğer Raci'ye işte çağırsaydın normal bir şekilde, önce ona destek, yani sana sanki destek oluyormuş gibi buraya çağırdın. Evet. Onun da foyasını ortaya çıkartmak evet. istedin. Sence Belkıs'a doğru mu söylüyor Mehmet? Onu ben sordum, Belkıs'a sordum dedim. Hı. Niye böyle yaptınız peki, bu 3 gündür bu şekil yapıyorsunuz? Evet. Dedi önce dedi Cevdet'i ortaya çıkartacağız. Sonra dedi ben Naci'nin ismine dedi o şeyi açacağım. Vallahi o konuyu. Az profesyonel oyuncu sen misin Belkıs'a? O konuyu doğruysa, dedi önce dedi şey yani. Yapsın. Dedi, ha, şey önce, anlamında söylüyorum. Sana bu kötülükleri yaptığını iddia ettiğin insanların foyasını yani vallahi 40 yıl kimse ben aklıma gelmez böyle bir şey. Cesaret edemem. Benim canımı nasıl yaktıysa. Siz cesaret edebilir misiniz böyle bir şeyi? Düşünsenize. Benim canımı ne? Kim yakmışsa sizin canınızı gelsin. Yakan kişiyi sanki size yardım ediyormuş gibi ekrana getiriyorsunuz. 2-3 gün boyunca o oyunu sürdürüyorsunuz. Arkasından da diyorsunuz ki bu adam da bana kötülük yaptı. Diyor diğerleri de gelse diyor aynı şekil diyor hatta yaparım diyor. Karısının videosunu da fotoğrafını da size attım. Tamam onu ekrana getireceğiz. Raci hazır mı? Raci bir gelsin bakayım ne diyecek. Raci gelir misin lütfen? Bu işin içinden nasıl evet, çıkacağız? Başım. Çıkacağız inşallah. Efendim? Bu işin içinden nasıl çıkacağız Raci? Çıkacağım inşallah. Hadi bakalım. Raci sen buraya neden geldin? Seni buraya kim gönderdi? Ben. Kim getirdi seni buraya? Belkıs getirdi. Belkıs'a getirdi. Evet. Ne dedi sana Belkıs'a? Şimdi dün de bir şey dediniz. Benim soruma yanıt ver. Didem Hanım, eğer beni rahat bırakırsanız 3-5 dakika içerisinde okay, söyleyeceğim tamam. şeyler tamam. Sizin açınızdan, devletimin açımızdan yani taşlar ortaya koy. Lütfen koy da rahat edelim ya. Dün bana bir şey söylediniz. O adam bana dedi ki kıza söylemiş, kız da demiş dün cevabı ne verdi Belkıs? Evet dedi değil mi? Hangi adam ya? Bu İzmir'deki olay. Evet evet. Evet, evet dedi. Peki bu 2018'inde 2017'inde Murat'la evlendiği zaman 2004 doğumlu olduğu zaman 2014-15'te ben Belkıs'ı oraya götürmüşsem demek ki ben Belkıs'ın babası Gilden almışım daha 8-9 yaşında. 8-9 yaşında çocuğu kardeşine bakıyordu. Ya telefona bağlananlar da Belkıs'ın bir oyunu. Evet. Tamam. Evet. Şimdi benim soruma yanıt ver. Senin buraya gelmeni Belkıs'a ne zaman istedi? Bana size bağlanmadan önce 2 gün önce. 2 gün ben, önce. Ben çıkardınız ya ayın içinde bağlandım. Siz ne zamandır tanışıyorsunuz Belkıs'a'yla? Ben hiç tanımıyorum. Kaç aydır tanışıyorsunuz? Hiç tanışmıyorum. Daha size ihbar hattını canlı yayına bağlanana kadar. Emin misin? Eminim. Ama senin karının o video şeyini hazırlar mısınız? O video hazır mı arkadaşlar? Sen karının bazı görüntülerini göndermişsin Belkıs'a'ya 2-3 ay önce. Evet, Mehmet'in üzerinden gönderdim. Ama 2-3 ay önce Belkıs'a yayında değildi yok, ki. Yok. Didem Hanım evet. Bakın gerçekten size söylüyorum. Sen bana acı sen dedi benim huzurum, benim yuvam bozuluyor dedin. Bana bu iyiliği yapamıyorsun. Yok, ben de güzel bir video yaptım Raci, ona attım. Bak, ben seni tanımam, onu tanımam, o meseleyi anlamaya çalışıyorum. Ben meseleyi size çözeceğim, hepsini geleceğim. Hayır, hepsi oyunu, hepsini ama, açıklıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. O diyor ki biz 2-3 ay öncesinde, 2-3 ay önce biz bu yayını yapmadık ki. Belkıs'a yani. Evet. 20 gündür falan yayında ağırlıyoruz. Ben 2-3 ay önce tanımıyorum ben Belkıs'ı. Ben Mehmet için mi söylemiştim? Senin fotoğrafların nerede benim yanında? Dünkü söylediğim şeyleri de Mehmet'le nereden tanıştınız? Mehmet bir arkadaşım iş yerinde çalışıyor. Bir yere gittik dedi cezaevinden çıktı. Birkaç gün önce onu görmeye gittik. Gittik onun yanına akşam. Tanışmamız böyle oldu. Önce bir dakika. Evet. Adım adım gidiyor. Önce Mehmet'i tanıyordun. Evet. Bir saniye. Mehmet başka bir şey anlattı az önce burada sen yokken. Mehmet diyor ki duydun ama ben söylemek istiyorum. Evet, bak gözünün içine bakarak söylemek istiyorum. Evet, evet, önce Belkıs'ı tanımıyormuş. Senin telefonu Belkıs'tan almamış. Önce seni tanıyormuş. Yok ablam yok. Evet.
Yalan mı söylüyor? Onu yalan söylüyor ablam. Doğru. Yalan söylüyor. Ben adamın öbür arkadaşımla arabasıyla birlikte kendisinin yanına gittik. Tamam, oturduk çay anladım, içtik. Anladım ben duydum. Tamam ona bir yanıt tamam. versin. Sen cezaevinden çıkmışsın. Bir arkadaşınız vasıtasıyla yanınıza evet. gelmiş. Ben eleman işçi bulsun diye ben onunla tanışmışım. Hadi Mehmet yanıt ver. Ablam yok bu bir oyundur. Ben size az önce dediğim gibi bu yani ben asla bunu şey etmem. Beni aradı geldi evimde madem çay içtin tamam kim sana ama, dedi bu kıza bağlan da bunun Mehmet, yanına Mehmet, git. Mehmet bir şey söyleyeceğim ama biz iki ay önce yayın yapmadık ki. Evet iki ay. Ama sen iki aydır tanıdığını söylüyorsun Raci'ye. Raci ama. İki aydır evet, nasıl tanıyorsun? Şey vermiş benim numaramı. Nasıl vermiş mi? O da o sırada yayında biz daha yayın ben 20 yayında gün. Ben yayında değildim zaten o zaman. Yayında değildim diyorsun. Evet yayında değildim o zaman. O zaman Ekrem'in yanında değildim. Kızım ben o zaman eve gelmiştim. Ha? Babamın evine gelmiştim. Ekrem beni almaya geldi. Ben Ekrem'inle arabayla giderken Ekrem bana bir telefon verdi. Siyah bir telefon, tuşlu gibi bir şey. Hı hı. Onu bana verdi. Zaten sonra bana bir telefon daha aldı. Kendi telefonu verdi. O telefon olunca peki senin Raci sana nereden ulaştı? Sosyal Instagram'da. Medya. Instagram'dan sana evet. ulaştı. Instagram'da ayın ikisinde. Hayır, evet. Dur ben onu da geleceğim tarihlerinize, zaten. Tarihlerinize bak, bakın Didem Hanım. O yazışmalar bir bakar mısınız ayın kaçında arkadaşlar? Ben size... Osman bir şey söyleyeyim. Mehmet de yalan söylüyor senin iddiana göre. Belkıs'a evet. da yalan söylüyor. Şimdi ilk gün ben çıktığımda ben herkese yalan söyleyerek bak sizden ve 80 milyon milletimizden ve avukatımızdan ve buradaki seyircilerden ve eşimden, ailemden herkesten özür diliyorum. Ben geldiğim ilk hafta hepsi yalan. Niye? Kimseden habersiz ben buraya geldim. Beni çağırdı. O gün görenler hanımı aramış demiş hocan. Şeyde televizyonda dedi ki yok ya iş görüşmesine gitti. Senin buraya telefonla bağlanmanı kim istedi? Mehmet. Ben istedim mi? Ben istedim mi? Sizinle bağlandığım zaman size bağlandığım zaman Didem Hanım size bağlandığım zaman sesi kesiyordu bana yazıyordu not defterine böyle söyledi. Tamam duyduk anladık Mehmet yanıt ver. Yalan söylüyor ablam bak dinde ben söyledim dinde ben söyledim dedi yok dedi. He dedi ben aldım dışarı çıktım bilmem ne yaptım. Onunla diyor ben Belkıza'yla görüştüm. Belkıza'yla ben konuştum. Şimdi de kalkıp diyor yok diyor Mehmet demiş bana bu şekil. Ben Cevzet'i de tanımıyorum, onu da tanımıyorum. Zaten bana eğer şey olsaydı ben burada onu savunacaktım. Belkıs'a doğruyu sen bize göstereceksin. Bak Belkıs'a, büyüm sende. Belkıs'a, İki tamam. erkek burada delirim, bir şey söylüyor. Delirim sadece iki tane fotoğraf vardı. Ben de fotoğrafı size attım zaten. Delirim vardı. Ben onları sana attım şimdi zaten. Şöyle, arkadaşlar beni duydun mu Hakan? Hazırladınız mı onu? Video vardı ya karısıyla ilgili. Bir de İstanbul'un köprüsünde. Şimdi sen eşinin bazı fotoğraflarını klip yapsın diye Belkıs'a göndermişsin. Mehmet'in üzerinden. Bana gönderdi. Ama bunlar iki ay önce olmuş. Hayır yok, sen yok. Yokken bu Mehmet. Bu telefonla sen Mehmet'le yokken. Görüştüğümüzde. Ben, hadi madem böyle. Ben bilmiyorum. Dur o görüntüler bir ekranlara gelsin. Bunu Belkıs'ın bilmiyorum. Yaptığı klip ekranlara gelsin. Bunu anladım benim arkadaşım. Bunda haberim yok. Dur bir dakika dur. Dan kopmuşken seni tanıdım. Canımdan bezmişken sana sığındım boş. Dediler ki sanki hayatta bir o mu var? Dedim ki hayır ondan sonra ölüm var. Olacaksa onunla olsun, olmazsa sonra ölüm olsun. Soracağım bir dakika. Belkıs'a bu görüntüleri sana ne zaman gönderdiler? İki ay önce. İki ay önce. Biz evet. daha yayında değiliz. Hayır ben yayında değildim. Ekrem'in evindeydim. İki ay önce. Evet. Yalan. Tamam bu fotoğrafla bende ne arasın yani? Ben asarım. Bir dakika önce Belkıs'a ikisi konuşsun. Tamam. Yalan gerçekten yalan. Sen bu fotoğrafları bana atın konuşsun. Bana attı Didem Hanım dedi benimle vereceğim karım. Vereceğim ses kaydını vereceğim. Evet. Zaten bana dedi benimle karımı arası bozuluyor dedi. Yuvamız bozulmasın diye ben de bu iki videoyu yaptım buna yolladım. Seher de telefon attın. Seher attı mısın? Seher, televizyon sesini kıs sana geliyorum Seher. Televizyon sesini kısarsan anlaşacağız biz. Tam birazdan geliyorum Seher o işi hallederken televizyon sesini kısarken. Şimdi Seher'le karısıyla bir telefon görüşmen var senin. Evet var. Var. Evet. Bu telefon görüşmesi ne zaman gerçekleşti? Raci buraya geldikten sonra mı gerçekleşti? Evet. Tarihini yayında söyle. Yayında çıktı, yayına çıktı diye. Hangi tarih? Karısı dedi ben yuvam bozulacak dedi. Sen göreceksin ben yarın işte boşama davası için ben çocuğumdan ayrım diye ben iki tane çocuk ayrılmasın diye.
Tamam. Şöyle yapalım. Ses kaydını ben dinleteyim hepinize. Evet. Bir dinleyin. Yayına çıktıktan sonra Raci'nin yuvasının bozulacağını öğrendikten sonra Belkıs'a yuvasını yapmak istedim. Karısı Seher'i arıyor. Evet. Seher'e peki sen aramıyor yalan... Didem Hanım. Beni aradı dedi. Seher'in numarasını yok. Verdi. Ben bağladım. Tamam, ben bağlanan sendi zaten. Aradım, sen de varsın. Tamam, ses kaydını dinleyelim aradım, şimdi. Aradım ayrı. Bağlanmak ayrı. WhatsApp'ta aradı. Numarası bana da geliyor zaten WhatsApp'ta. Tamam, ben bağladım sizi. Tamam, kontrol.